Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber çok özel, çok karakteristik, dünyada bulunması çok zor bir otomobil hakkında konuşmaya çalışacağız. Alpine A110. Bence otomobilin iki tane önemli özelliği var. Performans açısından çok özel bir karaktere sahip. İkincisi ise çok köklü tarihçesi. Özellikle 70'li yılların başında motor sporlarında, dünya rally şampiyonasında inanılmaz başarılara imza atmış bir otomobil. Sınırlı sayıda imal edilen bir otomobil. Türkiye'de bu otomobili bulmak ve burada test edip sizlerle beraber konuşabilmek çok büyük bir şans. Bunun için de Renault grubuna çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Alpine, Renault'un sport markası diyebiliriz. 2021 yılında Renault takımı Formula 1'de ismini Alpine çevirdi. Bugün Alpine markasıyla Formula 1'de yarışıyorlar. Bundan yaklaşık 4 yıl önce biz bu otomobilin ilk dünya tanıtımına gitmiştik ve anılarından dolayı, geçmişteki başarılarından dolayı bu tanıtım Monte Carlo Rally'sinde yapılmıştı. Şimdi ben otomobilin teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra sizlerle beraber Monte Carlo'ya gideceğiz. Bundan yaklaşık 4 yıl önceye gideceğiz. Otomobilin tarihi, başarılarıyla ilgili neler söylemişiz, onları hep beraber izleyeceğiz. Bence otomobilin en önemli anahtar noktası güç ağırlık oranı. 1100 kilogramın altında bir otomobil. Bu performans seviyesine göre çok hafif bir otomobil. Buna karşılık 250 beygirin üzerinde bir motor gücü karşımıza çıkıyor. 252 beygir. Yaklaşık her 4.3 kilograma bir beygir düştüğünü görüyoruz. Bu çok önemli. Bunu bir yere koyalım. Ama otomobilin dinamik özellikleri açısından, yani kullanıcıya özellikle belirli şartlarda çok büyük keyif vermesinin altında otomobilin yapısal özellikleri de yatıyor. Motor yolcu kabinine göre arkaya yerleştirilmiş ama esasında toplam boyunu göz önüne aldığınızda ortaya yakın. Ama buna genel olarak biz arkadan motorlu diyebiliriz ve yatay olarak yerleştirilmiş bir motora sahip. Motorun hemen arkasında 7 ileri çift kavrama vites kutusu var. Yazılımı da çok uygun şekilde geliştirilmiş. Direksiyonun hemen arkasında 2 tane kulakçıkla vitesleri arttırıp azaltabiliyorsunuz. 2-3 vites birden düşürebiliyorsunuz. Bazı otomobillerde çünkü düşürürken kabul etmeyebiliyor. Fakat Alpine'de bu sınır mümkün olduğu kadar zorlanmış. Bu da tabii özellikle tork başlangıcını çok daha iyi seviyeye getirebiliyor. Özellikle virajlı yollarda otomobilin kullanımının tadına doyum olmuyor. 4 silindirli, tek sıra turbo benzinli bir motora sahip. 1800 cm3 hacminde ve söylediğim gibi 6000 devirde 252 beygir güç üretebiliyor. 2000-5000 devir arasında 320 Nm bir tork çıkışı olduğunu görüyoruz. Çok beğendiğimiz 7 ileri çift kavrama vites kutusunun böyle yüksek torkta çalışması özellikle bu tip performans otomobillerinde çok çok önemli. Arkadan itişli iki çeker bir otomobil olmasına rağmen 4,5 saniyede sıfırdan 100'e ulaştığını görüyoruz. Sadece bu değil, sıfırdan 200'e, sıfırdan 400'e de çok tatmin edecek hızlanma değerlerine sahip olduğunu söylememiz lazım. Maksimumumuzu da 250 kilometre saat. Alpine A110'un çok hoşta bir tasarımı var. Safkan bir performans otomobili olduğunu anlıyorsunuz. Tabii bizi böyle düşünmeye iten oranlar, otomobilin oranları ve aerodinamik gövde yapısı. 4 metre 18 santimetrelik
toplam uzunluğa sahip, boyuna göre çok alçak bir otomobil. 1 metre 25 santimetre mekik gibi aerodinamik bir form görüyorsunuz. Tarihi mirasından yani 70'lerdeki Dünya Rally Şampiyonası'nda çok önemli başarılar elde etmiş olan otomobilin üzerinden birçok tasarım detayı bu otomobile gelmiş. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. 4 tane far olması. 2 tanesi daha alt konumda, daha küçük ve yuvarlak. Kaputun üzerinde tam ortada bir çıkıntı olduğunu görüyoruz. Kaputun ortasından başlıyor ve ön tarafa doğru yaklaşık yüzeyinden 1 santimetre yukarıdan gelen bu çıkıntı da yine tarihi 1970'lerdeki Alpine A110'dan otomobile taşınan önemli özelliklerden bir tanesi. Renault grubu o dönemde daha büyük motor koymak istediği için otomobilin kuyruk kısmını uzatmıştı. Bugün yeni Alpine'de aynen uzun olduğunu görüyoruz. Söylediğimiz gibi motor arkada, dolayısıyla ön tarafta çok büyük hava girişleri görmüyorsunuz. Hemen arka camların arka tarafında motorun önemli hava girişlerinin yer aldığını görüyoruz. Performans görünümüne çok büyük katkısı olan şu sürücü ve yolcu tarafındaki tavandaki oluklar. Şimdi zamanda biraz geri dönelim, Monte Carlo'ya gidelim. 1970'lerdeki A110 da yaklaşık 100 tane getirilmişti. Onların arasında bir program yapmıştık. İsterseniz dönelim, bakalım neler söylemişiz. Yüzlerce o döneme ait A110 modelinin arasında bulunuyoruz. 1961 ile 1977 yılları arasında üretilmiş ama çok başarılı olmuş, Alpine'i Alpine yapmış bir model. Alpine performans otomobillerinin tarihte çok büyük bir üne kavuşmasının bence çok önemli bir teknik nedeni var. O da otomobillerin ağırlığının çok düşük olması, çok aşırı motor güçlerine sahip olmamalarına rağmen özellikle 1970'li yıllarda çok önemli başarılara imza atmış olmaları ki bu üne kavuşmasında söylediğimiz gibi Monte Carlo'nun çok büyük katkısı var. Şöyle söyleyeyim, Monte Carlo Rally'si 1960'lara 70'lere baktığınızda gerçekten de otomotiv endüstrisinde çok önemli bir faaliyet. O dönemde adeta Monte Carlo Rally'sini kazanan otomobiller dünyanın en iyi otomobilleri olarak adlandırılıyor. Tabii Monte Carlo Rally'sine ek olarak unutmadan Le Mans'ı da eklemek lazım. Bazı yarışlar o dönemde gerçekten de otomotiv endüstrisi için çok önemli. Alpine, Alplere ait anlamına geliyor. Burası Güney Fransa Riviera'sı ve hemen Monte Carlo'nun üzerinde çok virajlara sahip olan ama tutunma kalitesi çok yüksek olan çok meşhur Monte Carlo Rally etapları var. Zaten markanın doğuşunda da tarihçesini mutlaka birazdan sizlerle değerlendireceğiz. Alpine markasının doğuşunda da kurucusunun bu yollarda kazandığı yarışlar, yaptığı testlerin de çok çok büyük bir katkısı var. Renault esasında 2012 senesinde Alpine markasını geri getireceğinin sinyallerini vermişti. 3 senelik bir çalışmanın ardından yine aynı karakterlere sahip olan yeni bir otomobilin, prototipin hazırlandığını görüyoruz. Sport Coupe ve Roadster anlamında, yani spor 2 kişilik otomobiller tüm dünyada 200 bin adet satılıyor. Çok yüksek bir rakam değil gibi görünüyor ama bence bu tip otomobillerin firmaların kurumsal algılanmalarına, teknik seviyelerinin algılanmalarına çok çok büyük katkısı var. %45'inin Amerika pazarında satıldığını, geri kalan %35'in Avrupa pazarında satıldığını, %15'inde Asya'da olduğunu görüyoruz. Avrupa toplam satışının %70'i İngiltere ve Almanya'da satılıyor spor otomobillerin.
Alpin markasının önemini daha iyi değerlendirebilmek için mutlaka tarihçesinden de bahsetmek lazım. Jean Redele motor sporlarına çok meraklı, aynı zamanda bir otomobil mühendisi diyebileceğimiz kadar bilgi sahibi bir insan. Jean Redele 1950'lerin başında sahip olduğu Renault 4'e birçok önemli modifikasyon yaparak katıldığı yarışlarda çok büyük başarılar kazanıyor. Ne tip modifikasyonlar yapıyor? Bir kere Alpine'in kökünde yatan hafifleştirme çalışmasını gerçekleştiriyor. Onun dışında 3 vitesli olan vites kutusuna başka bir vites kutusu uygulayarak 5 vitesli hale getiriyor. Mille Miglia'yı, çok önemli bir yarış İtalya'da yapılan, kazandığını görüyoruz. Ayrıca bu Alpler'de yapılan Alp Kupası'nda kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu önemli başarıların arkasından birçok talep aldığını görüyoruz. Ve 1955 senesinde Alp yollarında otomobili geliştirdiği için ve bu yollarda yarış kazandığı için de Alpine markasını yaratıyor. 1955'te ilk yaptığı otomobilin 106 modelini olduğunu görüyoruz. 1000 santimetre küplük bir otomobil ama yine hafifliğinden bahsedeceğim. Tüp çelik bir şasi konstrüksiyonuna sahip. O dönemde fiberglass'ın yeni başladığı dönemler, dışının tamamen fiberglass'tan yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla çok hafif olduğu için o modelde çok ünlü bir model haline geliyor. Daha sonra 108 modelini görüyoruz. 106'nın 4 kişilik modeli ve 1961 yılında işte bu otomobiller, Alpine'i Alpine yapan esas bu otomobiller devreye giriyor. Alpine markası daha çok şasi üzerine eğilirken Gordini daha çok motor üzerine eğiliyor. İşte 1966'da da Gordini'nin hazırladığı yaklaşık 98 beygir gücünde olan 1100 santimetre küplük motora sahip ama otomobilin o dönemdeki 60'lardaki ağırlığını duyunca gerçekten şaşıracaksınız. Sadece 450 kilogram. Biraz önce 106 için söylediğimiz özellikler aynen bu otomobil A110 için de geçerli. Çelik bir şasinin olduğunu ama gördüğünüz bu tüm dış parçaların fiberglass'tan yapıldığını ve otomobilde 1 gramın bile değerlendirildiği bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 450 kilogramlık bir otomobil. 70'li yıllarda tabii ki motor gücü arttı. 1600 Renault motorunun üzerine geliştirmeler yapılarak bakıyoruz 130 beygirlere ulaştığını görüyoruz. Ama otomobilin ağırlığı gene 600 kilogram civarında. O kadar güçlenmeye rağmen sadece 100-150 kilogramlık bir artış olduğunu görüyoruz. Yani ağırlık güç oranı o dönemde çok başarılı olmasını sağlıyor. 1971 yılında bu Monte Carlo Rally'sinde 1, 2 ve 3.'lüğü A110'un Alpine markasına kazandırdığını görüyoruz. Ayrıca 1973 senesinde burayı kazanıyor, Monte Carlo yarışını kazanıyor. Aynı zamanda Dünya Rally Şampiyonluğunu kazanıyor ki rally'nin altın çağıdır bence o dönemler 60'lı 70'li yıllar ve çok büyük bir başarı elde ediyor. İşte biraz önce söylediğim gibi Alpine'i Alpine yapan marka imajını sağlıyor diyebiliriz. Yılında Dünya Rally Şampiyonluğunu Alpine'in kazanmasından sonra dünyada petrol krizinin de başladığını görüyoruz. Tabii Alpine de orada finansal sıkıntılara düşüyor ama baştan beri Alpine otomobilleri Renault parçalarıyla üretiliyor. Yani aralarında çok sıkı bir bağ var. O dönemden sonra Renault'un Alpine'i bünyesine kattığını görüyoruz. Ondan önce 1968 yılında biraz önce söylediğimiz Gordini firmasında Renault almıştı. Renault Sports hem Alpine'in hem de Gordini'nin bir araya gelmesinden oluşmuştur diyebiliriz. İkisinin de çok büyük katkısı vardır ki Renault Sport'u bugün sizlerle Formula 1'de, elektrikli Formula'da Renault'un çok önemli performans otomobillerinin geliştirilmesinde ne kadar büyük katkı sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bugünkü şuraya geleceğim. Bugünkü yeni hazırlanan prototipte de Renault Sport'un yani Renault Grup sinerjisinin
çok büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. Burada tam 90'a yakın, 89 tane klasik Aizon var. Yanımda bu Aizon'un sahibi Patrick var. Şimdi Patrick beni alacak. Yaklaşık 80 kilometre yol yapacağız. Hem de bu 80 kilometreyi 70'li yıllarda Aizon'un çok büyük başarılar elde ettiği Alplerin eteğindeki rally parkurlarında yapacağız. Monte Carlo'dan çıktık. Yaklaşık 60 kilometre yaptık. Bence Monte Carlo Rally'sinin yaklaşık 2 etabını yaptık. Ve şu anda Col de Turin'deyiz. Esasında Monte Carlo Rally'sinin en önemli etabı diyebilirim. Birazdan neden önemli olduğunu söyleyeceğim. Ama bu virajlı yollarda, çok iyi tutunan yollarda Alpine A110'un, 68 model bir Alpine A110'un hakikaten takdire şayan bir performansı vardı. Artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ama mutlaka şu Monte Carlo Rally'sinden de bahsetmem lazım. Bakın şu anda kar var. Monte Carlo'da 24 derece hava sıcaklığı vardı çıktığımızda. Buraya geldiğimizde ise neredeyse 0 derece hava sıcaklığı ve her taraf karlarla kaplı. Onun için Col de Turini, yani bu bölge Monte Carlo Rally'sinin de en zor etabı, başta da söyledik. Bunun nedeni de işte bu şartlar. 30 kilometrelik etapta kuru zemin görebiliyorsunuz, karlı zemin görebiliyorsunuz, buzlu zemin görebiliyorsunuz ve ıslak zemin görebiliyorsunuz. Yani rally pilotlarını, takımları çok zorlayan etaplar bunlar. Çünkü lastik seçimi ve taktik açısından karar vermesi fevkalade güç etaplar. Bundan 3 hafta önce 84. Monte Carlo Rally'si burada yapıldı. Sebastian Ogier, Volkswagen Polo VRC ile son Monte Carlo Rally'sini kazandı. Ayrıca Monte Carlo Rally'sinin çok önemli bir özelliği daha var. O da 1911 yılında başlamış olması. Rally'nin 100 yılı geçkin bir tarihi var ama dünya savaşlarını, 1. Dünya Savaşı'nı ve 2. Dünya Savaşı'nı çıkarttığınızda 84'lüsü işte yeni yapıldı. Ayrıca çok önemli bir özelliği de klasik Monte Carlo Rally'sinin de prestijinin çok çok yüksek olması. Alpine A110 hakkında daha sizlerle birçok şey konuşabiliriz. Tasarımı hakkında, performansı hakkında, çok köklü tarihçesi hakkında. Ama bugünkü programımızın bu arada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna bile şükür, çünkü gerçekten de bu otomobili Avrupa'da bile bulup test etmek fevkalade zor. Biz bu şansı Türkiye'de yakaladık ve sizlerle az da olsa bir şeyler paylaşabildik. Hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.